Evet arkadaşlar, Apex Masters TV YouTube kanalı 8. bölümde yine karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz yeni genç Drift pilotlarından Furkan Karan. Furkan hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin Furkan. Ayıp ya. Deden sayılırız. Dede torun ilişkisi var. Askerlik gibiymiş de Apex Masters. Direkt bundan başlasam. Furkancığım, Apex Masters'ın en genç pilotlarından birisin. Evet. Yaşın kaçtı, biraz kendinden bahseder misin? Reşit oldun mu Furkan? Oldum. Oldun mu? Tamam. Furkan ehliyeti yok ama yarışlara katıldı. Furkan Karan. Annesi 22 yaşındayım. O yüzden. Gencim, bekarım. Gencim, bekarım. Taliplerimi bekliyorum. Özer abi. Evet. Özel derken beni bekliyorsun. Piste hayır, işte ya. Gencim, bekarım, eski pilotları üzerim diyor. Ha, pardon. Zaman bizim var. Eski pilot derken senden mi bahsediyor? Ben hala yarışıyorum mesela. Yarışmayan sen sanırım. Kartlaşmış pilotları. Tamam, tanıttım, oldu mu? Çıktım o ya. Ben kendimi duyuyorum ki burada. Adım Furkan Karan. 22 yaşındayım. Drift'te de 18 yaşımda başladım. Böyle böyle gidiyoruz. İşte bir yerlere kadar. Böyle böyle gidiyoruz derken? Emekliye mi gidiyorsun, ne yapıyorsun? Ya aslında iyi gidiyorum, hani gidiyoruz yani. Sana en yetenekli çaylak diyorlar, doğru mu? Neden böyle diyorlar? Doğru. Niçin? Çünkü ilk yarışımda dördüncü oldum. İlk yarışta dördüncü. Güzel. Şansın yaver gitmiş yani. Evet. 2017'de Türkiye ikincisi oldum. Yeter. Harika, evet. Furkan'cığım, sana neden panda diyorlar? Bir kere panda demelerinin sebebi, biz arkadaşlarımızla Panda Bodyworks diye bir şey kurmuştuk işte. Ya Panda Bodyworks değil, Werks gibi böyle saçma sapan, evet, şey yapmıştık. Evet, Werks aslında. Ne Almancaydı herhalde o. Evet. Werks diye, farklı olsun diye yaptılar. Ben de işte Panda'yı arabama falan koyunca çok hoşuma gitti. Ben de lakabım Panda kaldı. Bana ondan Panda'yı... sonra bu arada Furkan Panda'yı çok beğendikten sonra Panda şeklinde bir tulum giyiyor artık, biliyorsunuz değil mi? Onu lütfen ekrana yansın. Yani lakabıma uysun diye. Evet. Bir beyaz tulum değil mi? Beyaz. Yani beyaz çok tercih edilen bir tulum değil. Yani mi? Tulum değil aslında. Evet. Panda kıyafeti diktirmiş, o, onunla yarışlara çıkıyor. Görmeniz lazım. O Mustafa abinin oldu. Neymiş hikayesi? Biliyor musun Mustafa'nın olduğunu? Mustafa. O yüzden şansım ya ben. maskot kıyafeti giymiş o zaman Mustafa önce. Evet. Mustafa abinin tulumu zaten, o Amerika'ya gidiyordu. Dedim abi sen o tulumu bana ver. Evet. Ama bir düşündüm hani alsam mı almasam mı diye. Çünkü Mustafa abi iyi bir pilot değildi. Dedim bana da hadi sıçramasın, tulum zaten onu kabul etmemiş, ya beni kabul eder mi diye. Sana şunu söyleyeyim, Mustafa gittikten sonra ben kupa alamaz oldum. Abi adamla hep biz yarı finalde falan denkleşiyorduk. Evet. Göya kendisi çok tecrübeli ya böyle bir havalarda, evet, arkadaşımız. Hı-hı. Her yarışta buna takıyordum abi, sürekli kupa alıyordum ama ne zaman Mustafa yarışı bitirdi, aynen, ben o gün bugündür kupa alamaz oldum ya. Ama Allah'tan tulumu Furkan'a devretmiş, bizim yeni kupalar devam edecek. Evet, Mustafa Amerika'da olduğu için arkasından atıp tutuyoruz hep. Ama... Mustafa abinin ruhu. Geldi. Ne oldu, Mustafa geldi. İçinde Mustafa'nın ruhu yani. Tulumun hikayesi bu şekilde. Uğursuz geldiğine inanıyorum yani. Bu sene değiştiriyorum ama. Mustafa abi selamlar, senin tulumun uğursuz. Bu son yarışta aracına ne oldu? Onu çok merak ediyoruz. Son yarışta ben arabama, evet, fren kiti almıştım. Evet. Bana insanlar dedi bu fren kitini yarıştan sonra tak dediler. Evet. Ben de dinlemedim tabii ki de. Taktım. Ve arkada işte arka ayarları değişti arabanın. Kamber, kasteri, ıvır zıvırı. Ben de onları bir yarışa bir gün kala ayarlayamadığım için arabada tutunma sıkıntısı yarışta yaşadım. Yarışta ayarlayayım dedim. Yarışta da ayarlayamadım. Öyle kaldı ama aslında iyi gitti. Aslında bunlar Dimit, genelde şey değildir ya. İlkokul çocukları böyle yok hoca taktı, yok şöyle oldu böyle, sanki bahane gibi. Ya aslında bahane. Fren kitiyle ne alakası var? Aslında bahane değil, hata bende. Evet, onu diyeyim. Ama fren kitiyle alakalı abi. Ben onun ayarları bozulmuş arkadaşlar. Yani Dimitri ile alakalı bir şey Dimitri değil mi? Dimitri değil, Grinchik ile alakalı. Grinchik'e çıkmıştım. Onu da eleseydim Mert abiyle çıkacaktı. Evet. Orada şampiyon belli Mert'e olacaktı. Mert'e zaten saplar mı diyorsun? Yok, saplamıyorum. Öyle bir şey. Baba merhaba. İyi, sen ne haber? Turbo hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Çekimde mi yakaladın sizi? Aynen. Çekimi şu an eba ettim, bir daha baştan çekeceğiz. İsmail Usta. Yarışmak nereden aklına geldi? Neden bir yarış oldu? Nasıl bir şey bu? Abi ben olimpiyatta antrenman yapıldığı zaman bundan 6 yıl önce gelmiştim. Ne yapıyordu olimpiyatta? Uzun koşu mu? Yok. İşte 400 metre bakıyorum koşu, ne insanlar ne yapıyor diye bir de.
Abi zaten ilk geldiğim zaman hani gerçekten bu ne ya, boş otoparkta yanlıyorlar dedim. Gerçekten dedim bunu. Evet. Ama ya işte arabalar çekici gelmeye başladı bana. Sesleri mesela hoşuma gitti. Tabii o zamanlar daha küçüğüm, kaç, 16 yaşında mı neyim. Ondan sonra 18 yaşıma geldiği zaman arabamı aldım. Mert Bilal'ın tarafı. Abi ondan sonra ben de başladım. Evet, bir pişmanlık var mı? Bu takipçilerin falan çok fazla yok böyle. Herkes seni tanımıyor. Fazla reklam yapmıyorsun herhalde. Abi, biraz bundan bahsediyor. Yoksa sevgili çok mu kıskançlı? Yok. Sosyal medyada böyle çok aktif değilsin. Sosyal medyada çok aktif değilim çünkü bu konuyla ilgili ben pek bir yardım göremedim. Yani şeyler istedim de olmadı. Yani senin yerine biz mi post atalım, ne yapalım? Ne atabilirsiniz ne aslında genç pilot diye atabilirsiniz. Niye destek çıkmıyorsunuz hep kendinizi ben paylaşıyorsunuz? Ben şu an seni paylaşsam var ya 300 kişi gelir sana söyleyeyim. Tamam hadi. Tamam. Gelmezse. Account'ı neydi şurada etiketlemiş kimse. Gel bir fotoğraf çek. Ama onunla ilgili bu sezon çalışmalarımız var tabii ki de. Yani takipçimi arttıracağım. 2018'de satın mı alacaksın? Doğrayacağım diyorsun. Ben seni gibi yapmayacağım abi. Oğlum herkes böyle diyor da ben takipçi satın almadım. Aldım abi, şey ilk daha. Ben, evet, tekrar söylüyorum. İlk başta bir 5000 kişi aldım. Almışsın ama ondan işte sonra gelen 45.000 kişi tamamen benim falım. Özel o gelen 5000'e zaten gitti. Takipçileri göndermiş, takipçileri. Evet. Öyle almadım diyen de yalansın ama ilk başta. Alın teri, alın teri. Bu sene Furkan takım değiştirmişsin galiba. Evet, şimdi doğru. Senin takım arkadaşın Ege'ydi. Siz beraber evet büyüdünüz, kan kardeştiniz, birbirinizi ölüyordunuz. Çocuğu niye yarıyorlar? Bizi sattın mı Furkan? Bıraktın. Abi ben yolda bırakmadım. Ne sözleşmeyi peki getirdiler önüme, ben de imzaladım. Ha, para var bastı. Evet. Her şeyin ama bedeli vardır diyorsun. Evet ama parayla alakası değil ama desteğe ihtiyacım vardı yani. O kadar da olsun abi, sana da getirseler. Yani yarın öbür gün sana 3 kuruş biri fazla verse oraya da gidersin. Yok, doğru oraya gel. Ya ben Ege'ye de aynı şeyi söylüyordum Ege'de sen önce. Ege'de para mı demişler? Para demiş. Allah Allah, parayla alakası yok yani abi bunun. Parayla başka yere giden adamı yarın başkası satın alır yani, ben öyle düşünüyorum. 2018'de daha büyük hedefler var, o yüzden farklı bir garajla devam evet ediyorsun. Ondan biraz bahsedebilirsin bize. Garajın adı Freaks Performance. Murat Diç Bilgin. Bu sezon Freaks Performance sponsorluğunda desteğiyle yarışacağım. 2018 hedefim de şampiyonluk. Bunu da aklına sok. Hani denk gelmeyelim. Ben notlarımı alayım. Sana ettirmiyorum. Karşılıklı giderler. Ben bu yüzden yarışmıyorum. Seviye iyice düştü. Peki aracın da 2018 sezonu için madem bu kadar iddialısın. Ya bana çok inandırıcı gelmiyor ama. Ne tarz değişiklikler yaptın arabana? Neler yapıyorsun? Var mı gelişmeler? Gizli. Piste gidiyorsunuz. İşte yani bu da ne kadar korkak olduğunu gösteriyor. Ben mesela ne yaptım? Her gün sosyal medyada. Görüyorum zaten abi. Ben söylüyorum. Sen niye saklıyorsun ya? Biz kendimize güveniyoruz, bileğimize güveniyoruz. Sıkıntımız yok. Senin sıkıntın ne? Pedalların arası çürümüş benim. Ben onları yaptırdım. Ha o kadar. Evet. Gaz pedalını yaptırmış daha fazla basmak için. İranlılarla aranda bir şey geçti. İranlı aran nasıl falan merak ettik ama. Abi ben İranlıyı hiç sevmedim. Gerçekten. İranlıyı bile önümde fren yapıyor. Vardı. Tamam ben Reza'dan bahsediyorum. Ha ne oldu? Adam bile fren yapıyor önümde ya. Onun yüzden elendim, şampiyonluğun gitti. O zaman 2018'de de gelecekmiş. Gelsin. Hazırla. Gelsin, vuracağım artık ortadan. Yapacak bir şey yok. Ama öyle. Gerçekten öyle ya. Bu kısmını altı Arapça alt yazı yazalım da. Ya bir takip edin adamı. Gerçekten yavaş ya. Gerçekten hızlanma bölgesinde el freni çekiyor. Ben görüyorum ya. Hakem göremiyorsa onu sor. Abi taktik, adam frene basamaz diye bir şey yok. Hızlanma bölgesinde taktik mi yapılır? Abi basıp gideceksin ya. Bile arkadaki kalkışta mı? Kalkışta değil. Uzun da olimpiyattan basıyor. Fren lambalarını soketini sökmüşler. Kesin burada öyledir. Ben yanarım. Onlar yapar. Bunları yazmayın. Yazacağız lan. Yazacağız. Yazacağız. Peki yani şimdi tamam, bu sene bir sponsorum var. Belli paraları indirmişler ama evet, bugüne çok kadar değirmenin suyu nereden geliyordu? Değirmenin suyu anneciğimden geliyor. Bu zamana kadar en büyük destekçim oydu. A'dan Z'ye ne yapıldıysa arabama o ödedi. Hmm. Onun desteği var. Onun için annemi ekstra bir seviyorum diyorsun. Evet. Ya para vermesin. Anneciğim seni çok seviyorum. Ama şu babam sağ olsun gibi bir yazı beklerdik arabanın. Yazacaktık. Annem sağ olsun diye. Yazacaktık. Hatta son yarış. Son bu sezon yarışa yazarsın artık. Yazacağım. Güzel bir şey yazacağım onun için. Bu sezon şey yazacak o zaman. Murat sağ olsun. 8. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Apex Masters TV YouTube kanalımızı abone olmayı, beğenmeyi ve bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Namı diğer pandayı uğurluyoruz. Sağ ol geldiğin için. Rica ederim. Aslında şöyle bir panda koyacak. Evet ya, daha iyi olabilir. Güzel gel.